Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü konumuz ekosistemde madde ve enerji akışı olacak. Gençler sıfırdan onadan ve 10 on dinamodan hemen ödevlerinizi vererek konu anlatımına başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki ekosistem ekolojisi ünitesindeyiz. Sayısal seçecekler 11. sınıfta da komünite ve popülasyon ekolojisini görecekler. Yani bu ünitenin devamı olacak. Gençler üniversite sınavında her sene sorusu gelen bir konudan da bahsediyoruz. Bugünkü dersimizi yaptıktan sonra sayfa 150'ye kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor 10 dinamodan hemen sıfırdan ona biyolojiden de ödevlerinizi vereyim Aslında aynı mantık olacak gençler. madde ve enerji akışı kısmını bitireceksiniz sayfa 158'e kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor sıfırdan ona biyolojiden diyorum Hazırsanız yalan arkanıza başlıyoruz <laughs> Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde nelerden bahsedeceğiz? Madde ve enerji akışı ne demek? Besin zinciri nasıl kuruluyor? Besin piramitleri, besin ağları nasıl meydana geliyor? Canlılar arasında nasıl bir etkileşim var? Bunlardan bahsedeceğiz gençler. Ekosistemlerde madde ve enerji akışı dediğimiz zaman canlılar tabii ki nesillerini devam ettirebilmek için ne yapmak zorundalar? Beslenmek zorundalar. Canlılarda da beslenme çok farklı şekillerde gerçekleşebiliyordu. Bazı canlılar kendi besinlerini kendi üretiyordu. Bazı canlılar doğadan hazır olarak alıyorlardı. Doğadan hazır olarak alan canlılar tabii ki birbirlerini de besin şeklinde tüketecekler. Ekosistemdeki canlı çeşitliliğinin ve bu çeşit sağlayan canlıların nesil devamlılığının sağlanmasındaki en önemli kavramlar tabii ki enerji akışı ve madde döngüsü dediğimiz kavramlar olacak ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olması da ekosistemde ekolojik nişi çok önemli olan canlılar tarafından gerçekleştirilecek yani ekolojik nişi en önemli canlılar kimlerdi? Üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardı. Madde ve enerji akışının dengede olması da tabii ki bunlar tarafından sağlanmış olacak diyeyim. Ekosistemlerin varlıklarını sürdürebilmek için kullandıkları enerjinin temel kaynağı da bizim için güneş enerjisidir. Ama sadece güneş enerjisi enerjinin kaynağı değildi. Kimyasal enerji dediğimiz bir enerji de vardı. Ama ekosistemlere baktığımız zaman canlıların çok büyük bir kısmının çoğunlukla güneş enerjisini kullandığını görüyoruz. Bir ekosistemdeki fotoototroflar güneş enerjisini fotosentez olayıyla kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Cümle çok havalı gibi gelmesin. Kim kime dönüşüyormuş? Güneş enerjisi kimyasal bağ enerjisine. Kimyasal ba enerjisi demek aslında besinin yapısındaki enerji demektir gençler eğer sen şöyle bir cümle duyduysan falanca canlı güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine çeviriyor yani o adam fotosentez yapıyor demektir. Fotosentezin olmazsa olmazı güneş ışığı, olmazsa olmazı tabii ki klorofil pigmenti olacak. Fotoototroflar tarafından üretilen organik bileşiklerin bir kısmı metabolik faaliyetlerde kullanılacak ama kalanını da kendi dokularında depolayacak. Vücut çalışmaya devam ediyor depolarımda. Doldurayım kalsın bunlar ileride lazım olur diyecek. Depoladıkları bu besin dünya üzerindeki tüketicilerin temel enerji kaynağını oluşturacak. Yani şu bitki fotosentez yaptığı zaman kendi metabolizması için gerekli olan besini üretti, aynı zamanda bir kısmını da depoladı. Depoladığı kısmında diğer tüketicilerin besini olacak diyelim. Üreticilerde depolanan besin beslenme yoluyla tabii ki tüketici canlılara geçiş yapacak. Bu şekilde güneşten başlayarak önce üreticilere ardından beslenme yoluyla otçullara onu yiyen etçillere geçiş yapması sürecine enerji akışı madde akışı ismini vereceğiz. Ayrıştırıcı canlılar biliyorsunuz ki organik atıkları parçalayan ölüleri parçalayan varlıklardı. Haliyle ayrıştırıcı canlılar besin zincirlerinin her yerinde yer alacaklar. Enerji miktarı bu akış sırasında her canlıda mutlaka değişime uğrayacak. Enerjinin büyük bir kısmı canlı tarafından tabii ki kullanılacak. Yani üretici canlı güneş enerjisini besine çeviriyor ama bir kısmını hatta büyük bir kısmını kendi tüketiyor. Sonra bunu yiyen Otcula geçti otcul kendinde kullandı sonraki basamağı bir kısmını sonraki basamağı bir kısmını aktarmış olacak. Enerjinin büyük bir kısmı canlı tarafından kullanılırı tekrar ediyorum unutma. Bir kısmı canlı vücudunda organik maddelerin yapısında depolanarak sonraki basamakta yer alan canlıya aktarılmış olacak. Bir kısmı ise çevreye ısı halinde tabii ki yayılmış olacak üreticilerle beslenen canlılara birinci il tüketici ismini verdik. Birinci il tüketiciler enerji kaynağı olarak kimik kullanmış olacaklar üreticileri. Mesela Şöyle bir zincir oluşturacak olursak üretici canlılar her zaman zincirin en başında gelecek. Üretici canlıları kim yedi? Birinci il tüketici dediğimiz canlılar. Onları ikinci il tüketiciler yiyecek. Üçüncül, üç, dördüncül ta son tüketiciye kadar da gidecek. O zaman üreticileri yiyen birinci il tüketiciler aynı zamanda otçul canlılarda olacak. Kimi örnek verebilirsin? Mesela yeşil çekirge birincil tüketicilere örnektir. Geyikler otçul canlılardır yine birincil tüketicilere örnek. Karıncalar, tavşanlar, inekler yine birincil tüketicilere örnek olacak. Sucul ekosistemlerdeki mikroskobik fotosentetik ototroflara fitoplankton ismi verilir gençler. Yani sucul ekosistemlerde, denizlerde, okyanuslarda kendi besini kendi üreten canlılar var. Bu kendi besini kendi üreten canlılara fitoplankton ismini vereceğiz. Fito bitki demek. Hani zo Hayvanat bahçesi ya mikroskobik tüketicilere de zooplankton ismi verilecek. Yani zooplanktonlar kendi besini kendi üretmiyor. Bunlar diğer canlılarla besleniyorlar diye. Enerji kaynağı olarak otçulları kullanıyorsa bir canlı o zaman da ikinci tüketici diyeceğiz. Yani şurası bizim üretici dediğimiz basamak. Üreticileri kim tüketecek? Birinci il tüketici dediğimiz canlılar. Onları kim tüketecek? İkinci il tüketici dediğimiz canlılar. Yani aslında şurası otçul olduğuna göre bunlar da etçil canlılara örnek olacak. İkinci tüketici dediğimiz canlılara kimleri örnek vermişiz? Kahverengi örümcek olur, kurt olur, kızıl kuyruklu tilki olur, ötleyen kuşu da yine ikinci tüketicilere örnektir diyeyim. Buradan da devam edecek olursak ikincil tüketicileri de bu sefer kim yiyecek? Üçüncü tüketici canlılar yiyecek. Etçil olduklarından tabii ki bunlara karnivorlar ismi de verilebiliyor. Katil balina, atmaca büyük beyaz köpek balığı, sakallı akbaba gibi canlılar tabii ki üçüncü tüketicilere örnek olacak. Omnivor ne demekti? Her şeyle beslenebilen, yani hem ot yiyebilen hem et yiyebilen canlılara omnivor canlılar diyorduk. Omnivor canlılar hem etle hem otla beslendikleri için üretici ve tüketicileri enerji kaynağı olarak tabii ki kullanabilecekler. Omnivorlara hepçiller ismini de verebiliyorduk. Ayrıştırıcı canlıların enerji kaynağı ise organizmaların atık ürünleri ve ölü organizmalar olacak. Ayrıştırıcı olarak hangi canlıları öğrenmiştik? Bazı bakteriler ayrıştırıcı olarak görev yapıyordu. Bazı mantar türleri ayrıştırıcı olarak görev yapıyordu. Protist alemi içerisinde yer alan cıvık mantarlar da yine ayrıştırıcılara örnekti. Belirli bir komünitede madde ve enerjinin üreticilerden tüketicilere doğru aktarılmasına da besin zinciri ismini vereceğiz. Burada iki tane besin zinciri var gençler. Bunlardan bir tanesi sucul besin zinciri dediğimiz besin zinciri, diğeri ise karasal besin zinciri dediğimiz zincir. Sucul besin zincirine baktığımız zaman bu besin zincirinde kim yer alacak? Üretici canlılar. Üretici canlıları kim tüketti? Birinci tüketiciler. Birinci tüketicileri ikinci tüketiciler. Bak onu başka bir balık yemiş. Onu başka bir balık yemiş. Ta dördüncü tüketiciye kadar gelmiş. Daha da uzayabilir. Daha da kısa olabilir. Yani son tüketiciye doğru gidecek ama herkes ölür. Üretici de ölür, ikinci tüketici de ölür, dördüncü tüketici de ölür. Herkes öldüğüne göre herkes ayrıştırıcı canlılar tarafından parçalanacak. Yani tüm okların ucu ayrıştırıcılara doğru gidecek diyeyim karasal besin zincirlerini düşündüğümüz zaman da aslında mantık hep aynı. Baktın üretici olarak kim var? Ot. Otu kim yemiş? Çekirge. Çekirge o zaman burada kim? Birinci tüketici. Çekirgeyi kim yemiş? Fare. Fare ikinci tüketici oldu. Fareyi kim yedi? Yılan. Yılan üçüncü tüketici oldu. Yılanı kim yedi? Kartal. Kartal da dördüncü tüketici dediğimiz canlı oldu. Hangi ekosistem olursa olsun, hangi besin zinciri olursa olsun, her herkes ölür. Herkes öldüğüne göre herkes ayrıştırıcı canlılar tarafından parçalanır. Ölü organizmaları parçalayan canlılar ayrıştırıcı canlılardır diyeyim. Besin zincirinden biraz bahsettik. Besin zinciri dediğimiz zaman canlıların birbiriyle beslenmesiyle oluşan zincirlerdi. Mesela otu Şöyle ot diyeyim. Kim yedi çekirge? Çekirgeyi kim yedi? Kuş, kuşu kim yedi? Yılan, yılanı kim yedi? Akbaba. Burası nedir? Bir besin zinciridir. Besin zincirleri bir araya gelip de daha karmaşık daha kompleks bir yapıyı meydana getirdikleri zaman o zaman da besin ağları meydana geliyor. Besin ağının sadeleşmiş şeması komünitedeki enerji akışının tabii ki nasıl olduğunu göstermiş oluyor. Mesela şu besin ağını sadeleştirdiğin zaman ottan çekirgeye çekirgeden kuşa kuştan yılana yılandan kartala değil miydi? Yani enerji akışı ottan başlıyor ta yılana kadar şey kartala kadar gidiyor diyeyim gençler. Sucul ekosistemlerde de aslında aynı mantık geçerlidir. Baktığın zaman işte balıkları şu küçük kuşlar yedi, şu küçük kuşları foklar yiyor, fokları balinalar yiyor, balinaları katil büyük balinalar yiyor gibi ekosistemlerde de tabii ki besin ağları, besin zincirleri meydana geliyor. Beslenme ilişkisi olan canlıların enerji, sayı ve biyokütle bakımından oluşturdukları piramide de besin piramidi veya ekolojik piramit ismini veriyoruz. Mesela baktık şurası ne? Su bitkisi. Su bitkisini kim tüketti? Karides. Karidesi kim tüketti? Balık. Balığı kim tüketti? Ayı şeklinde ilerlemiş oluyor. Besin zincirlerinin en altında kimler var? Üretici canlılar var. Üretici canlıları kimler yiyecek? Birincil tüketiciler. Birincil tüketiciler tüketicileri ikinci tüketiciler yedi. Onu da üçüncü tüketici yani hepçil dediğimiz grup 7 Ayrıştırıcı canlılara bak besin piramidinin her yerinde. Çünkü su bitkisi de ölür, karides de ölür, balık da ölür, ayı da ölür. Burada bilmemiz gereken şey bunlar trofik düzey dediğimiz basamaklardır gençler. Yani üreticiler şurada yer alıyor ya Burası birinci il trafik düzey dediğimiz basamaktır. Şurası ikinci il trafik düzey dediğimiz basamak. Burası da üçüncü il trafik düzey dediğimiz basamak. Trafik düzeylerin piramitteki gösteriminin boyutu ekosistemde o düzeyde yer alan canlıların sayısını, biyokütlesini ve enerji içeriğiyle ee, orantılı olarak gösterir. Yani baktığın zaman en çok büyük kütleye kim sahip? Üretici canlılar. Çünkü onların trofik düzeyi en büyük şekilde çizilmiş. Enerji en fazla hangi canlıda? Zaten güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine kim doğrudan çeviriyor? Üretici canlı onlar en altta en büyük büyük yazılanlar oluyor. Trofik düzeyler arasında enerji akış oranını gösteren piramide de enerji piramidi ismini veriyoruz. Enerji piramitlerinde akış tabii ki tek yönlü olacak. Üreticiden son tüketiciye doğru olacak. Çünkü enerji akışı beslenme yoluyla gerçekleşiyor. Beslenme yoluyla gerçekleştiği için de tek yönlü bir akış söz konusu oluyor. Her bir trafik düzeyden bir üst düzeye aktarılan enerji o düzeye giren enerjiden daha az oluyor. Mesela üretici canlılara bakıyorsun 809. Bakıyorsun bir, birinci tüketicilere 37, bakıyorsun 11, bakıyorsun bir buçuk. Bunların kuru kütlesi gittikçe ne yaptı? Azaldı. Bunlara aktarılan enerji miktarı da yüzde onluk yasası denilen bir yasayla aktarılıyor. Mesela üretici canlının 10.000 bin jüllük bir enerjisi vardı, birincil tüketiciye 1000 bin aktarıyor, sonrakine 100 jülünü aktarıyor, sonrakine Hop 10 aktarıyor. Yani enerjinin %10'u aktarılırken %90'lık bir kısmı kendi metabolik faaliyetlerinde kullanılıyor, ısı olarak etrafa yayılıyor. Yani pek çok faktörün etkisiyle etrafa dağılmış oluyor. Bir canlı besinindeki enerjinin yaklaşık %90'ını canlılık faaliyetlerinde harcanan enerji ve ısı şeklinde tabii ki kaybediyor. Ne yapıyor? Sadece %10'luk bir kısmını biyokütle halinde depolamış bir üst basamağa aktarmış oluyor. Beslenme basamaklarında yer alan canlıların toplam organik madde miktarına biyokütle yani diğer bir ismiyle biyomas ismini vereceğiz. Çeşitli zehirli maddelerin değişik trofik düzeylerde artarak birikip zararlı konsantrasyon düzeyine ulaşmasına biyolojik birikim adı veriliyor. Besin zincirinin en üstündeki canlıların dokularında zehirli maddeler tabii ki daha fazla oranda birikmiş oluyor. Yani biyo kütle yukarıya doğru gidildikçe ne yapılacak? Azalacak. Biyo ile bireysel kütleyi birbiriyle karıştırmıyorsun. Bireysel kütle senin tek başına kütlen. Biyo kütle tüm insanların kütlesi gibi düşüneceksin. Dünyada üreticilerin ve en fazla biyo kitlesi var onu yiyen birinci tüketicilerin mi? Tabii ki cevabın üreticiler olması lazım. Aksi durumda kıtlık dediğimiz olay söz konusu olur gençler. O yüzden üreticiden son tüketiciye doğru giderken biyokütle azalır aynı zamanda aktarılan enerji miktarı da azalıyor. Bak burada 1000 jül, bir üstte 100 jül, üstte 10 jül, en üstte 1 jül. %90'ı kendi metabolik faaliyetlerinde ve ısı olarak kaybedilmiş oldu. Aktarılan zehirli madde miktarı veya biyolojik birikim olarak sorduğu zaman bu ise artıyor. Mesela örnek üstünden gideyim. Şurası ot olsun, burası çekirge olsun, şurası kurbağa olsun. Diyelim ki biz sulara işte civa karıştırdık civalarlı suyla yıkan e, sulandı otlar her otta 3 miligram civa var sonra çekirge 2 tane ot yediği zaman çekirgede 6 miligram civa oldu sonra kurbağa 2 tane çekirge yediği zaman 12 tane oldu. Aktarılan zehirli madde miktarı ya da biyolojik birikime sahip biyolojik birikime neden olan maddeler vücutta depolanır. Depolardan dışarıya atılmazlar. O yüzden de üst başa, basamağa gidildikçe bunların miktarı artacak. Hadi yapalım. Besin piramidinde üreticiden Son tüketiciye doğru sizinle birlikte gidiyoruz. Üniversite sınavında çok sorusu geliyor. Okulda da yazılı da hocalar sık sık bunu soruyor. Üreticiden son tüketiciye doğru gidiyorsan birey sayım ne olacak? Azalacak. Dünyada çok ot mu var? Çok çekirge mi var? Tersi olsa kıtlık olur. Otlar daha çok olmak zorunda. Biyo kütle unutmuyorsun azalır. Toplam canlı kütlesinden bahsediyoruz aktarılan enerjiye baktığımız zaman tabii ki yüzde onluk bir kısım aktarılıyor. Kalan kısım ısı olarak etrafa yayılıyor. Kendi metabolik faaliyetlerinde kullanılıyor yani azalıyor. Enerji kaybı. Tabii ki artmış oldu. Zehirli madde birikimi aslında ağır metallerden bahsediyoruz. Civa, arsenik gibi maddelerden bahsediyoruz. Canlı vücuduna girdiği zaman vücuttan çıkmayan maddelerden bahsediyoruz. Bunlar artacak. Genellikle kelimesi başta vücut büyüklüğü de tabii ki artacak. Niye genellikle kelimesini kullandık? Mesela ben inek yiyorum. İneğin vücut kitlesi benimkinden daha büyük. Ama genellikle zincirlerde alttaki daha küçük olur diyeyim. Gençler. Geldik buradan da model sorularımıza. Aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisinin popülasyonda meydana gelen azalma bu zincirde yer alan diğer canlıların tamamını da olumsuz yönde etkiler diye soruyu bize sormuş. Şimdi aynı besin zincirinde yer alan canlılardan bahsettiğine göre o zaman besin zincirimizin en altında kimin yer alması gerekiyor? Buğdayın buğdayı kim yiyecek seçeneklere baktığımız zaman çekirgenin yemesi gerekiyor. Çekirgeyi kim yiyecek tabii ki kurbağa kurbağayı kimin yemesi gerekiyor yılanın yılanı kimi yiyecek kartal yemiş olacak diyeyim gençler. Şimdi bir tane popülasyonda azalma olacak, diğerleri de olumsuz yönde etkilenecek diyor ya. Düşünelim kurbağa popülasyonunda azalma meydana gelirse yılan popülasyonu da azalır, kartal popülasyonu da azalır. Ama kurbağa popülasyonundaki azalmaya bağlı olarak çekirge popülasyonunda artış meydana gelir. Avcım ortadan kalktı, benim birey sayım artsın der. Hangisi azalırsa tüm hepsi olumsuz yönde de etkiler diye baktığımız zaman tabii ki cevabımız buğday olacak gençler. Üretici canlı sayısı azalırsa onu tüketen tüm canlıların sayısı olumsuz yönde etkileneceği için cevabımızın tabii ki buğday olması gerekiyor. Hemen başka bir soruya da bakıyorum besin ağları ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Şimdi besin ağlarına baktığımız zaman deniz ekosistemlerinde görülmezler demiş. Hadi oradan ister karasal ister deniz ekosistemi olsun fark etmez. Besin ağı besin zinciri tabii ki ekosistemlerde görülecek. Denizde görülmezi kabul etmedik. Bir canlının popülasyonunda meydana gelen nüfus artışı besin ağında yer alan bir diğer canlı popülasyonunu olumlu yönlendiriyor yönde etkiler diyor. Söylenebilir dediği için kabul edeceğiz gençler. Aslında az önceki sorumuz gibi düşün. Mesela bunun birey sayısındaki artış çekirgeyi olumlu yönde etkileyebilir. Ama kurbanın sayısındaki artış çekirgeyi olumsuz yönde etkiler. E Bilirli sorduğu için kabul edeceğiz. Kara ekosistemlerinde güneş enerjisinin diğer canlılara aktarılmasında bitkiler önemli rol oynar diyor. Kara ekosistemlerinde enerjinin ana kaynağı güneştir. Güneş enerjisi sayesinde tabii ki e, enerjinin aktarımı gerçekleşiyor. Burada da kara bitkileri görev yapıyor. Hangileri söylenebilir dediği için cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Buradan da diğer bir soruya geçiyorum. Aşağıda bir besin ağı örneği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Şimdi şuradaki besin ağına baktığımız zaman T ile gösterilen canlı X ile gel git yapan canlımız. Yani T ile gösterdiğimiz canlı her canlıdan da ok çıktığına göre ayrıştırıcı saprofit dediğimiz canlı olmak zorunda. X ile gösterilen canlı ise kendi besini kendi üreten ototrof yani üretici canlımız olmak zorunda. Şurası bir il tüketicimiz. O zaman burası da ikinci il tüketici canlımız olacak. T ile gösterilen popülasyonda yer alan canlılar ototrof beslenmektedir diyor. Bir kere T ile gösterilen canlılar ayrıştırıcı canlılardır. Ayrıştırıcı canlılar ototrof beslenme özelliğine sahip değildir. Heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. X ile gösterilen popülasyonda yer alan canlılar inorganik madde ihtiyacını bulunduğu çevreden karşılar demiş. X'ye ZT fark etmez. inorganik maddeler doğada hiçbir canlının sentezleyemediği, herkesin hazır olarak aldığı e, maddelerdi. Tabii ki bu maddeler çevreden karşılanmış olacak. Y ve Z popülasyonlarında yer alan canlılar holozoik beslenirler diyor. Y ve Z'ye baktığımız zaman Y ile gösterilen birinci tüketici, Z ile gösterilen ikinci tüketicidir. Yani Y ve Z ile gösterilen canlılar holozoik beslenme özelliğine sahiptir ifadelerinden hangileri söylenebilir dediği için cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Yani D'ye düşmüş oldu diyeyim gençler. Buradan da hemen diğer bir soruya geçiyorum. Bir kara ekosisteminde yer alan besin zinciri ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Şimdi kara ekosisteminden bahsettiğimize göre aktarılan enerjinin ana kaynağı tabii ki güneş enerjisidir. Doğru. Canlılar arasında enerji aktarımı beslenme yoluyla gerçekleşir. Evet ekosistemlerde enerji aktarımı tabii ki beslenme yoluyla gerçekleşiyor. Bir canlıdan diğer canlıya aktarım gerçekleşmiş oluyor. Enerji akışı iki yönlü gerçekleşir demiş. Enerjinin akışı mutlaka tek yönlü gerçekleşecek. Bir canlıdan onunla beslenen diğer canlıya, onunla beslenen diğer canlıya şeklinde akış tek yönlü gerçekleşecek. Saprofit canlı sayısında meydana gelen artış toprağın fakirleşmesine neden olur. Hadi oradan saprofit ayrıştırıcı çürükçül aynı anlama geliyordu. Bu canlılar topraktaki mineral madde bakımının Mineral maddenin artmasını toprağın mineral madde bakımından zenginleşmesini sağlarlar. Yani saprofit canlı sayısına meydana gelen artış toprağı verimsizleştirmez, fakirleştirmez. Tam tersine toprağın verimini, zenginliğini arttırır diyeyim. Hangileri söylenebilir dediğine göre de cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu gençler. Hemen buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Yukarıda verilen besin piramidi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi besin piramidine baktığımız zaman şu birle gösterilen canlı tabii ki üretici canlıdır. Şuradaki birincil trofik düzeydeki birincil tüketici. Daha doğrusu şurası birincil tüketici. Şurası birincil trofik düzey. Burası ikincil trofik düzey. Şurası ikincil tüketici. Şurası üçüncül tüketici. Şurası ayrıştırıcı saprofit dediğimiz grup olacak. Şimdi birinci canlı karbondioksit özümlemesi yapar. Birinci canlıya baktığımız zaman üretici canlıdır tabii ki ister fotoototrof ister kemoototrof olsun hangisi olursa olsun karbondioksit özümlemesi yapacak. Birinci tüketici canlı ikinci il trofik düzeyde yer alır diyor. Şimdi şurası birinci il trofik düzey dediğimiz kısımda şurası da ikinci il trofik düzey dediğimiz kısımda birinci il tüketiciye baktığımız zaman ikinci il trofik düzeyde bulunduğunu gözlemlemiş olduk. Ok yönünde gidildikçe birey sayısı azalır diyor. Baktım üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe tabii ki birey sayısında azalma meydana gelecek. Üçüncü canlı sayısı azalırsa ikinci canlı sayısı artar. Dördüncü canlı sayısı azalır diyor. Onu da kendi içinde şu şekilde düşünelim gençler. Şimdi birinci canlı buymuş. Birinci canlıyı kim yiyormuş? İkinci canlı. ikinci canlıyı kim yiyormuş? Üçüncü canlı. Üçüncü canlıyı kim yiyormuş? Dördüncü canlı yiyormuş. Bizden neyi istiyor? Üçüncü canlı sayısı azalırsa yani şuradaki birey sayısında azalma meydana gelsin. Üçüncü canlı sayısında azalma olursa ikinci canlı sayısında tabii ki artış meydana gelecek. Avcısı ortadan kalktığı için ikinci canlı artacak. Dördüncü canlı ise avı ortadan kalktığı için azalacaktır. O zaman bu da bizim için doğru. Beşinci canlı kesinlikle tek hücreli prokaryottur. Kesinlikle dediği için kabul etmedik. Bir kere ayrıştırıcı canlılara bazı mantıklı tarları örnek olarak vermiştik. Bazı bakterilerde yine ayrıştırıcı canlılara örnektir. Cıvık mantarlar da ayrıştırıcı canlılara örnektir. Yani illa tek hücreli ve prokaryot olmak zorunda değil. Çok hücreli ökaryotta bir ayrıştırıcı tabii ki burada yer alabilir diyeyim gençler. Hemen diğer bir model sorumuza bakıyoruz gençler. Şuradaki tabii ki okunucunu da bir düzeltmiş olayım ben şöyle bir göstermiş olayım. Yukarıda bir ekosistemdeki besin ağı şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi herkes Ç'ye bir gittiğine göre Ç ayrıştırıcı canlı olmak zorunda. Yani Ç saprofittir diyebiliriz. Hemen Ç'nin saprofit canlı olduğunu yazayım. T'ye baktığımız zaman T'de üretici canlı dediğimiz canlı olmak zorunda. G ve N ile bak bakılan canlı birinci il tüketici canlı dediğimiz canlılardır. H ve K ile baktığımız canlılar da ikinci il tüketici dediğimiz canlılar. Mesela ben bunu besin zinciri üzerinde göstermek isteseydim. Üretici canlı olan T'yi nereye yazmam gerekiyordu? En alta. T'nin üstüne kimi yazmam gerekiyordu? N ve G ile gösterilen canlıyı. Onun üstüne de H ve K ile gösterilen canlıyı yazmam gerekiyordu. Ç ile gösterdiğimiz ayrıştırıcı canlıları da besin piramidinin her yerine tabii ki koymalıyız. T canlısı atmosferdeki oksijen miktarını arttırır. T canlısı üretici canlı olduğuna göre atmosferdeki oksijen miktarını arttırır diyebiliriz. N ve G canlıları otçul beslenir. Bunlar birinci tüketici olduğuna göre otçul beslenme özelliğine sahiptir. H ve K canlılarının biyokütlesi N ve G'den azdır diyor. Bakıyorum H ve K canlıları üstte biyokütle de yukarıya çıkıldıkça azaldığına göre N ve G canlılarından az olduğunu da tabii ki kabul edeceğiz. T canlısındaki biyolojik birikim N canlısından fazladır. Hadi oradan T canlısı üretici canlı besin piramitlerinde besin zincirlerinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe biyolojik birikim artar. Yani n canlısında çok daha fazladır dedik. K canlısına aktarılan enerji miktarı G'ye aktarılan enerji miktarından azdır diyor. K daha yukarıda olduğu için yukarıya da %10'luk gidiyordu ya kayıp çok fazla oluyordu ya. O yüzden yukarıya aktarılan daha az olacak diyeyim gençler. Hemen son soruma da geçiyorum. Yandaki grafikte bir besin zincirinde yer alan ABCD canlılarının dokularında biriken DDT miktarı gösterilmiş. Buna göre ABCD ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi DDT dediğin şey dokularda zehirli birikime sebep olan bir zira ilaç. Çok eski dönemlerde bu zirai ilacı kullanmışlar ama e, kanserleşmeye yol açtığı için biyolojik birikime yol açtığı için dünya üzerinde pek çok ülke ülkede kullanımı yasaklanmış durumda. E, ülkemizde de DDT kullanımı kesinlikle yasak. Çünkü canlı vücuduna girdiği zaman vücuttan ayrılmıyor. Biyolojik birikime sebep oluyor. Ağır metaller, kimyasal bazı zirai ilaçlar e, biyolojik birikime neden olur? DDT miktarının da dokulardaki oranını verdiğine göre yukarıya doğru çıkıldıkça besin zincirlerinde DDT miktarı artacağına göre besin piramidi olarak bunu hayal edecek olursak en altta en az DDT. DT yani biyolojik birikim bulunan olacak. D'nin üstünde o zaman kimin gelmesi lazım? C'nin onun üstüne B'nin gelmesi lazım. En üstte de A'nın gelmesi lazım. Besin zincirinin enerji girdisini A canlısı sağlar diyor. Bir kere bu besin zincirinin enerji girdisini üretici canlı yani D canlısı sağlayacak. Bu gitti. C'nin birey sayısı B'den fazladır diyor. Besin piramidinde yukarı doğru gidildikçe birey sayısı azalırdı. C aşağıda kaldığına göre tabii ki B'den daha daha fazla birey sayısına sahip olacak. Biyo kütlesi en fazla olan D'dir diyor. Üretici canlılar biyo kütlesi en fazla olan canlılardır. O zaman D tabii ki doğru olacak. A'nın vücut büyüklüğü B'den fazladır diyor. A besin zincirinin en üstünde yer alan canlıdır. A'nın vücut büyüklüğü B'den fazladır. Bilirli sormuş olabilir mi? Olabilir gençler. Genellikle vücut büyüklüğü burada istisna var unutmayın. Azalır dedik. Ama şöyle bir durum söz konusudur. Besin zincirlerinde biz inekle besleniyoruz. İnek bizim altımızda yer alıyor. Yani genellikle vücut büyüklüğü yukarıya doğru gidildikçe azalır ama istisnai durumlar olur. Olabilirli sorduğu için kabul ettim. Cevabımız da 2, 3 ve 4 şeklinde oldu diyeyim. Bu da bizim son sorumuzdu. Geleyim konu biterken özet kısmımıza. Bugünkü dersimizde madde ve enerji akışını gördük. Ekosistemlerde madde ve enerji akışının dengede olmasını üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar sağlıyordu. Tüm ekosistemlerin enerji kaynağı güneşti. Güneş enerjisinin yaşamsal faaliyetlerde kullanılması için de enerji girişi olması gerekiyor. Bu da fotosentez olayıyla mümkün oluyordu. Ekosistemde güneşten üreticilere, oradan otçul tüketicilere oradan etçil tüketicilere, ayrıştırıcılara tek yönlü bir enerji akışı vardır. Unutmayın sorularda çok fazla derecede karşınıza çıkar. Enerji aktarımı tek yönlü olmak zorunda. Besinlerdeki enerjinin üreticiden otçullara, onlardan etçillere ee, kadar olan iletimine besin zinciri ismini veriyoruz. Çok sayıda besin zincirinden oluşan ilişkiye de besin ağı ismini veriyoruz. Beslenme ilişkisi olan canlıların enerji, sayı ve biyokütle bakımından oluşturduğu piramide de ekolojik piramit veya besin piramidi ismi verilir. Besin piramidindeki beslenme basamaklarından her birine de trofik düzey dediğimizi unutmuyorsunuz. Üreticiler birincil trofik düzeyde onun üstünde birincil e, tüketiciler var. Onlar ikincil trofik düzeyde yer alıyorlar. Besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru birey sayısı biyokütle aktarılan enerji miktarı azalıyor. Biyolojik birikimin enerji kaybının genellikle vücut büyüklüğünün arttığını unutmayın diyeyim. Gençler dediğim gibi madde akışı besin zinciri üniversite sınavında çok fazla derecede karşımıza çıkan bir konudur. O yüzden de okul yazılarında öğretmenlerin çok sevdiği bir konudur diyeyim. Hemen buradan ödüllü soruya geçiş yapıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.